taşla niyesi var? Hep bu konu. Şöyle, bu samar... But before, they used also bamboo. But now, they are using only wood. Stone. Huh? Yes. But it is very raw. Not the stones of the building, but it was together, combined. So we put this. Around 300, 400 years in the sea. We took them from the sea. This is 170 meters deep. To crush Oribor. Yes. Onu söylüyor işte. Yani bir yamalı bir şey değil. Kum kat. Hepsi aynı şekilde. 190 çeşit. 190 çeşit gül var burada. Görmedik. O müthiş bir yer. Şu yan tarafta hobi bahçeleri. İnsanlar hepsinin kulübesi var. Gelin. Onlar direkt Amatya'ya gidiyor. Çok güzel bir şey. Önüne bir misafirimiz, başkanımız. Ahmet Güneş dedi, oradan bu kapılardan aldı. Şimdi olacak. Evet. Sen. Burası karşı. Bunlar benzerinden geleceksiniz. Buradan görüyorsunuz, önünde yol geçiyordu. O yol önünden geçiyordu. Evet. Şimdi oralar meyve bahçeleri. Kocaman bir meyve bahçesi haline dönüştü odalar. Her bir odamızın kendine ait bir tanesi var. İsimleri de oradan geliyor. Öbür taraflardaki sıvayı neden yaptınız? Orası öyleydi. O kısmı öyle yapmışlar ama burada hiç kullanmamışlar. Evet. Yani oranın orijinal fotoğraflarında da var. Hani belki 800 yıl önce burada böyleydi ama 100 yıl önce buraların sıvanmış. Dünyaca ünlü mimarlardan Şiger Uban bugün Konya'mızda. İnşallah akşam bir programla da Konya'mızdaki mimarlarla buluşacak. Dünyaca ünlü, ödüllü bir mimar. Tabii depremlerle ilgili, geri dönüşümle ilgili ve kağıttan yapmış olduğu evlerle ilgili ödüller almış. Bugün de Konya'mızda, Karatay'ımızda yapmış olduğumuz tarihi ve turistik alanları ziyaret ediyoruz birlikte. Öğleden önce Konya merkezdeki tarihi Konya evlerimizi, Konya mimarisi tarzında yapılan ve restore ettiğimiz evlerimizi ziyaret ettik birlikte. Şimdi de Obrukan'dayız. Buradaki kervansarayımızın, restore ettiğimiz kervansarayımızı birlikte incelemiş olduk. Tabii burasını da inşallah bu ayın sonuna doğru 28 Haziran'da açmayı planlıyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Otel ve müze olarak inşallah uzun yıllar hizmet edecek. Tabii tarihimize sahip çıktığımız gibi Konya'mızda da turistik anlamda yeni yatırımlara imza atmaya devam edeceğiz. Ben buraya katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum hepinizi. Konya'mız köklü geçmişiyle, tarihiyle, kadim geçmişiyle mimaride de çok güzel örnekler sunmaktadır. Konya'nın da kendine özgü mimari bir tarzı vardır. Bugün aramızda çok önemli bir mimar, dünyaca ünlü, birçok ödül sahibi Şiger Uban var. İnşallah onun yaptığı işleri, onu bugün dinleyeceğiz, sunumunu dinleyeceğiz. Ufkumuz açılacak. Tabii dünyada hem insancıl projeleriyle sürdürülebilir ve yerel mimarideki özel projelerle özellikle deprem bölgelerine yapmış olduğu geçici konaklama alanlarıyla hepimizin
yakından takip ettiği bir isim. İnşallah faydalı bir program olacak. Bugün Mimarlar Odası ile birlikte bu programı icra ediyoruz. Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Buradaki amacımız gençlerimizle, genç mimarlarımızla, öğrencilerimizle, deneyimli mimarları, dünyaca ünlü mimarları buluşturmaktı. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu tür programları icra edeceğiz. Sizlerle bu deneyimli mimarlarımızı buluşturmaya gayret edeceğiz. Ben buraya katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umarım bu program Konya'mızın mimari geleceğine bir nebze olsun katkı sunar. Burada hedefleri olan, birçok konuda tecrübesi olan genç ve tecrübeli mimarları görüyorum. Hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum. Programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ben Ermin Tarki. To improve their living conditions before City of the Architecture, and I came back to Japan, Tokyo, 1998. This project doesn't work. But it was too difficult to get the government permission. Okay, next please. I spent 1 year testing and going through all the committees. Finally, I got permission. Because concrete cannot be recycled. I made a wooden box filled with sand. The structure is made of 20 feet, 6 meters, every 3 floor up. They have a high, 3 floor high end picture windows, and on ground floor is glass shutter. So before the opening, our people waiting under.